Merhaba. Öncelikle nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben şu an Ayvalık'tayım, ailemin yanındayım. Normalde ne zaman Ayvalık'a gelsem, gelirken vlog çekerim. Yani o yol kısmını gösteririm. Vlog'a genelde İstanbul'a başlarım vesaire. Bu sefer öyle bir şey yapmadım. Hatta vlog çekmeyi çok da fazla istemiyordum. Çok içimden gelmiyordu. Aslında vlog çekmemi annemler, annem, babam hatta anneannemle dedem daha çok istiyor. Bu vlog'u çekmem için de annem beni böyle gazladı. Hazır geldin çek falan dediler. Yani şaka yapmıyorum. Kendilerini izlemeyi o kadar çok seviyorlar ki kanalımda. Bayılıyorlar. Öyle olunca da tamam dedim çekeyim. Kışın Ayvalık. Size bugün gösteririm zaten. Biz Cunda'da oturuyoruz. Annemler Cunda'da oturuyor daha doğrusu. Biraz böyle kapalı oluyor. Çok fazla yer açık olmuyor. Ama benim Ayvalık'ın, Cunda'nın özellikle en sevdiğim zamanları aslında. Ekim, Kasım, Aralık ayları. Buralı olduğum için böyle turistler gidince buranın güzelliği bize kalıyor gibi hissederdim. Hep hala öyle hissediyorum. Her ne kadar şu an ben de biraz turist olsam da burada. Yine de çok hoşuma gidiyor bu kadar az insan olması. Bugün liseden bir arkadaşımla görüşeceğiz, Kaan'la. Genel olarak size nasıl olduğumla ilgili, neler yaptığımla ilgili aslında update geçmekten keyif alıyorum. Hoşuma gidiyor. Umarım hayatınızda hiç canlı olarak görmediğiniz birinin hayatında neler oluyor, yani iç dünyasında neler oluyor onları öğrenmek hoşunuza gidiyordur belki. İyiyim ama biraz buruğum. Sebebi ne diye sorarsanız, sebebi %100 olarak, kesin olarak Türk lirası. Ben ekonomist değilim. O yüzden ekonomi, kurlar, işte büyük güçler, dış güçler falan bunlarla ilgili yorum yapmak üzerime vazife değil. Ben olayın bana dönen kısmını, olayın bize dönen kısmından biraz ilgileniyorum. Videonun başında da bundan çok da fazla bahsetmek istemem ama genel olarak bu konuyla ilgili canımın aşırı sıkkın olduğunu söyleyebilirim. Birçok insan gibi. Çok kötü oldu. Switch'imi getirdim. Hades oynuyorum. Sürekli Hades oynuyorum. Sürekli. Aklım almıyor. Çok güzel bir oyun. Ana hikayesini bugün bitireceğim. Çok az kaldı. Spoiler vermemek için söylemiyorum ama ana hikayeyi bitirmek için bir şey yapmanız gerekiyor belli bir sayıda. Ona böyle iki tane falan kaldı. Sonra birkaç tane romance opsiyonu varmış. O ne demek? Yani oyunda ki karakterlerle kendinizi sevgili yapabiliyorsunuz. Bunu ben bilmiyordum. Bunu öğrendim, ben bir gaza geldim. Şu an Zagreus ve Thanatos'u sevgili yapmak için çok heyecanlıyım. Başka bir yaptığım şey de sürekli günlük tutmak. İçini gösteremem. Çünkü bazen bazı yerlere küfrediyorum. Neresi olduğunu da söyleyemem. İçimi döküyorum. Sürekli günlük yazıyorum. Sürekli. Çok eğlenceli. Buraya gerçekten yatıp günlük yazmaya gelmişim. Mental reset. Çok iyi. Ve bunlar olurken de anacığım bana yemek yapıyor. Ecmel, sorumluluklarını bitirdin ve sakin ol lütfen. Annemi özlediniz mi? Oo. Ne oldu? Hanımefendi. Ha? Kitap mı okuyorsunuz? Evet, kitap saatinde. İşte uyuyacağım. Anacığım. Sen de yukarıdasın diye dedim yalnız. Ah. Özledin mi kamerayı, kameraları? Ya yabancılık çektim şimdi birden. Gerçekten mi? Sen istedin video çekmemi. Aa, ben senin için istedim. Yani gelmişken çek. Benimle çekmen için. Yalan söyleme. Kamera önünde olmaktan çok hoşlandığını biliyorum. Bak yok öyle bir şey. İyi hadi seni kırmayayım. Çok hoşlanıyorum. Neler yapıyorsun? Hayat nasıl gidiyor anlat. Çok rutin. Çalışma hayatından sonra evde yaşamla ilgili acemiliklerim oluyor tabii ki biraz. Kaç sene oldu ki? 2 yıl oldu ama halen acemilik çekiyorum. Sanki böyle işler yetişmeyecek, işte bir şeyler yapmam lazım, boş durmamam lazım. Bir şey diyeceğim. Ne? Az önce aynısından bahsettim. Aa. Buraya kendim için. Şimdi buraya geldim ya, bir ara hep ajandayla falan ilgileniyordum. Böyle bir şeyler yapıyordum öyle sürekli. Işte. İstanbul'da sonra bitti. Şu an mesela buradayım. Sürekli böyle bir şey yapmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Kendimi tokatlayacağım. Ben halen atamadım. Düşün, 34 yıllık bir çalışma hayatım var. 34 yıldan sonra 2 yıldır evdeyim. O yüzden böyle hep böyle bir şeyler yetiştirmem lazım. Bir şeyler rahat, yapmam lazım. Rahat olamıyorsun mesela, değil mi? Olamıyorum. Şimdi işte yemeğimi yapıyorum. Temizlik işte ortalığı topluyorum. Çamaşır falan hani günlük ne gerekiyorsa.
oturduğum zaman hani boş kalmamam gerekirmiş gibi, hani bir şeyler yapmam lazımmış gibi hissediyorum. Hırsıymış. Çok... Bence hırsı değil bu. Sürekli çalışınca o boşluğu hissediyor insan. Böyle şey istiyorum. Şu an oturacağım ve hani mesela dizi izleyeceğim, tamam mı? Bu diziyi izlerken çok rahat olacağım böyle. Olamazsın şey... ki. Gerçekten şu an bu zamanı kendime ayıracağım ve bu filmi, bu diziyi izleyeceğim ve ondan sonra devam edeceğim hayatıma. Ama gerçekten kafamın bir yerinde şu an boşa vakit harcıyorsun diyen bir şey evet. var yani. Öyleyse birazcık da genetik. Halledeceğiz. Evet. Halledeceğiz. Bence sen güzel şeyler yapacaksın. Teşekkür ederim. Başarılı olacaksın. Sen yetenekli bir çocuksun. Benim için her zaman öyle oldun. Evet, öyleydin gerçekten. Ama yine de hani bu süreçte biraz rahatlasam iyi olur. Yok, daha rahatlaman için benim yaşıma gelmen lazım. Sen rahatla o zaman. Saat 2. Oo, saat 2. Ne oldu? Ben 3-4 gibi Kaan'la buluşacağım. Cunda da. Ha, beni ekiyorsun bugün. Seni ekmiyorum. Seni yarın kahve içmeye götürebilirim istersen. Götüreyim götürdün mi? Götürdün geçen gün. Yetti bana bir da. Daha gidelim. Hı? Bir daha gidelim. Yarın son günün anneannene gideriz. Anneannenleri bir görmüş olursun. Anneannemlere akşam da gideriz. Öğlen gibi seni kahveye... Yok, akşam döneceğiz eve. Yemeğe kalmak istemiyorum. Eve döneceğiz. Tamam, o zaman sabah kahvaltıdan sonra çıkalım, yürüyüş yapalım. Sana bir kahve... Ne? Hangi kahve? Dur. Geçen anneme bir tane kahve şey yaptım. Ismarladı. Ya dur, unuttum. Vallahi unuttum. Ben Türk kahvesi bilirim. Başka bir şey anneme, bilmiyorum. Anneme bir tane kahve ısmarladım. İşte... Cappuccino gibi adı. Neydi? Beğendi. Ben beğeniyorum onu. Aa dur, hatırlıyorum. Ama yanlış söyleyebilirim. Philly White mı? Philo White mı? Ne White'tı ya? Bir şey White'tı. Çık çak, evet, bir şey White. Flat White. Evet. Çık. Beğendin değil mi? Güzeldi. Evet. Evet. Sana gitmeden bir flat white ısmarlayayım. Benim bir saatim falan var. 1,5 saatim falan var. Biraz da burada oturayım. Evet. Tiramisu yemek isterim. Küçük var ama az. Teşekkür ederim. Yer misin? Az var ama. Az bir parça yani. Tamam. Şey, video açık mı? Açık niye? Ha yani ben... Bilmeden sordum seni. Niye ayıp bir şey söylemişsin? Sabah yağmur yağıyordu ama şu an iyi gibi. Aslında şu an yağmurlu gösteriyor. Ondan sonra bulutlu gösteriyor. Bitti demek ki yağmur. Evet. Belki Ayvalık'ta falan vardır yağmur. Evet. Aa, bunlar IKEA tabakları mı? Griydi bunlar. Niye sarı olmuş? Rengi atmış. Hayır, bu renkte. Gerçekten mi? Evet, krem. IKEA tabakları değil onlar. Kipalar diye bir zamanlar burada. Kipadan mı aldık bunları? IKEA tabağı bunlar. Oha. Evet. Bende de var aynısı. Ben Kipadan almıştım onları diye hatırlıyorum. Allah Allah. Evet. Şaşırdım. Bende de aynısı var. IKEA. Öyle mi? Renk aynı mı? Gri. Bir tık daha gri. Daha sarıya kaçmış. Toprak rengi herhalde ondan. Daha sarımtırak bir renk. Gösteremem şimdi. Size bir şey söyleyeceğim. En son burada oda turu videosu çektiğimizde, buraya linkini koyarım. Şu yukarıdaki şeylerin içini, bunların içini, işte buralarda neler var detaylı olarak ya da burada, bu çekmecelerde vesaire neler var onları detaylı olarak göstermemiştim. Biri de yorum atmıştı bana. Demiş ki, Edva, seni yıllardır izliyorum, seni yıllardır iyi kötü tanıyorum. Onların içini göstermemenin ne kadar büyük bir günah olduğunu bence sen de çok iyi biliyorsundur. Bizim perspektifimizden o videoyu sen izlesen onların içinde ne var diye merak ederdin ve onları bize göstermemişsin. Sana yazıklar olsun. Böyle bir yorum atmıştım. O kadar haklı ki, o kadar haklısın ki. Aynı videoyu ben izlesem, odasını merak ettiğim birinin,
Yani şunların içinde ne var? Görmeyi çok isterim. Çok haklısınız. Gerçekten özür dilerim. O zamandan beri hep onların için göstermeyi düşünüyorum size. Yarın göstereceğim. Bugün şimdi dışarı çıkıyorum. Anca akşam, hava zaten çok erken kararıyor. Gündüz hani güneşin olduğu bir vakitte dönemem eve ama yarın göstereceğim ama bu videoya koyacağım, merak etmeyin. Bu arada ıvır zıvır var yani, sadece ıvır zıvır var. Şurada da, şu çekmecede de sadece böyle eskiden kalma defterlerim ve türlü türlü hobi eşyalarım var. Her türlü hobiye sahip olduğum için. Yani nasıl göstereceğim bilmiyorum ama... Şöyle bir dergi yapmışım. Şipşak, Ecmel, Haftalık Gazete. Herkese ilkokul, lise ve üniversite soru kitapçı. Derginizde 75 yeni kuruş. Soylu Ailesi Sunar 1 YTL. 2006'da yapmışım. Kimsiniz? Tanıyalım sizi. Ecmel'le keyifli sohbet sayfa. Onda. Bu ne? Oy bunu ne? Bu kim? Ay buna da bakarız. Bu ne? Aşık içindeyim. Kendi kendime bir şeyler uydurmuşum. Gelecek haftanın burcu Dansiyase. Kendi kendime burç uydurmuşum. İnanamıyorum gerçekten. Bunu annem bana göstermişti ama burada olduğunu bilmiyordum. Neyse. Merhaba, evdeyim. Yengem geldi kahve içmeye. Acil çıkmam lazım ama bir şey soracağım. Evde şunu buldum. Daha doğrusu bulmadım yani, hep burada olduğunu biliyordum. Gidip aldım. Bu One Direction'ın ilk çıkan kitaplarından bir tanesi. Arkadaşımla bunu birbirimize şaka yollu almıştık. Ve buna sahip olduğum için çok mutluyum. Aşırı gülüyorum bunu her gördüğümde. Sadece bunu görünce aklıma daha önce hep düşündüğüm ama dillendirmediğim bir şey geldi. Şimdi ben K-pop grupları da içi dışlı olduğum için, olmaya başladığım için, onlara da aşina olmaya başladığım için daha önceden bildiğim gruplar, mesela One Direction, hatta Witch, Winx vesaire. Witch mesela. K-pop'tan sonra bu üye sayıları bana az gelmeye başladı ve mesela fotoğrafa bakıyorum, diyorum ki eksik birileri var burada. Birileri eksik geliyor gözüme. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Biliyorum eksik olmadıklarını ama doğru gelmiyor. Bir şeyler yanlış gibi. Geç kalıyorum. Görüşürüz. Merhaba. Senin kuyruğun kıvrık mı? Sen kuyruk senin kıvrık mı? Sen kıvrık kuyruk musun? Gel kaçma gel. Sincap. Evet hocam, nereye gidiyoruz? Şimdi Kaan, bir dakika sakin olmalıyız. Buraya bir gelir misin? Tahminimce kafama bir şey sulanmıyor. Ayvalık'ta çok alternatif var ama bizimde de yok. Arabam da yok. Babam, babam Çorum'a gitti. Al arabayı, Starbucks'a gidelim. Starbucks çok doludur be. Evet. Aa, bir tane yer var. Şimdi reklam olmasın, yeni açıldı ama. Ne? Güzel bir ikramcı gibi bir yer var. Ayvalık'ta mı? Peki bir şey diyeceğim. Sence Cunda'da böyle bir butik otelin şeyini falan bulamaz mıyız? Ya gel bakalım. Ama açık mıdır orası? Gel bakalım. Net açıktır. Şu an bir sürü insan var. Bildiğim bir yer vardır bence. Var işte, oraya bakalım dedim işte yani. Ay valla o kadar gitmek istemiyorum şu an. Sandı bahçe var. He doğru. Şeye gidelim mi? Veysel'e, şakaydı bu. Yok be. Yer bulduk ve o kadar zor olmadı aslında. Ya biz zorlaştırdık işimizi. Ne içeceğim? Latte içeceğim. Güzel olmuş kanka. Güzel, güzel. Biraz şey alışıla gelmişin dışında benim için ama. Güzel güzel. Teşekkür ederim. Beğendim. Buraya hep yabancılar geliyor. Midilli'den falan. Midilli'den falan gelenler geliyor.
harcıyorlar euroları. Euroları harcıyorlar. Kış gelmiş. Bir ara gelmemiştim çünkü artık gelmiş. Yok oldum gelirken. Dondum. Kulaklarım falan acıyor şu anda. Ama başarıyorum eve gelmeyi. Başardım sanki. Cun da çok güzel şu an. Çok güzel. Ama bence beni duyamıyorsunuz şu anda. Burnum ucu kızarmış soğuktan. Tatlı. Benim. Ay canım, hoş geldin. Sen geldin. Anne çok soğuk. Evet. Sana bir şey diyeceğim. Ben bunu sana bırakamam çünkü giderken üşürüm yani. Ben sana bunu bırakmayın. Postalarım. Yok be ya, bütün var benim kabanım. Ama uzun kabanın yok. Var. Her şeyim var benim. Şey yaparız, seneye kullanırım ben. Ya sana kıyamam. Ben sana gerçekten bunu postalarım. Gerek yok. Yapma be. Var bu kış bana giyersin. Ne olsun, bir yere çıktığımız yok zaten. Çıkarsın. Ben demeyeyim. Oh sıcacık. Oh oh oh. Oh, oh. Ev sıcacık. Bu ne? Size daha güzel yemek yapabilmek için. Kamerada belli oluyor mu bilmiyorum ama burnumun üstü, şuraları vesaire hep böyle çatlak çatlak. Çok kurudu cildim. Ayvalık'a geldiğimde hep bir böyle cildim bozuluyor. İstanbul'a geri gittiğimde 2 hafta falan bunları düzeltmeye uğraşıyorum. Gözükmüyor galiba. Emin olamadım ama yani inanılmaz bir çatlaklık. Yani kuru kuru böyle. Pul pul dökülecek 2 gün sonra. Öyle bir kuruluk var. İstanbul'a dönünce bunu düzeltmem lazım. Şimdi biraz işim var. Mesai. Hades'i bitirdim. Daha doğrusu ana hikayeyi bitirdim. Oynamaya devam edeceğim çünkü yan hikayeler var. Hatta bazılarını aslında biraz ana hikayeden daha fazla merak ediyorum. Ama yani inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Mükemmel bir oyun. Her şey mükemmeldi. Diyalogları, görüntüler, müzik. Müzik hele yani çıldırıyorum. Her şey çok güzeldi. 175 saat oynamışım. 38. run'ımda bitirdim oyunu. Bir şey söyleyemiyorum ama o kadar söylemek istiyorum ki oyunla ilgili bir şeyi çok merak ediyordum. Müthiş bir oyundu. Çok güzeldi. Gerçekten oyunun ne kadar güzel olduğunu şimdi günlüğüme yazacağım. Yani daha yapacak daha iyi bir şey gelmiyor aklıma. Çok iyiydi. Günaydın. Bugün vlogun ikinci günü. Dün akşam bir şeyler çekmedim. Bugün bitiririm diye vlogu. Size bugün dün göstereceğimi söylediğim haftalık gazetemi göstereceğim. Birazdan anneanneme gideceğiz. Dönmeme çok az kaldı. Yarın sabah uçağım 12 gibi falan İstanbul'da olurum. Hatta evde olurum yarın. Belki bu vlogu aslında yarın evde bitiririm. Çünkü çok fazla bir şey çekemediğimin farkındayım vlog için. Bir şey olmuyor çünkü. Sadece çay içip takılıyoruz, bir şeyler yiyoruz ve takılıyoruz ki aslında bundan kesinlikle ama kesinlikle şikayetçi değilim. Çünkü bunun için geldim, bunu yapmaya geldim buraya. O yüzden çok mutluyum ama sizi de biraz eğlendirmek istiyorum. Şimdi size bunu göstermek istiyorum. 2006 yılında şöyle bir gazete yapmışım kendi kendime. 16 sayfa. Bayağı da iyi yani. Ve bunu yaptığımı unutmuştum. Annem bana birkaç ay önce bunun fotoğrafını atmıştı. Ama her sayfasını atmamıştı. İçinde bayağı unuttuğum şeyler var. Ve acaba yani kendimi eğlendirmek için başka neler neler, hangi aktiviteler buldum bilmiyorum. Küçükken gerçekten çok fazla aktivite yapıyordum kendi kendime. Kendimi eğlendirmeyi çok iyi biliyordum. Bence o yönüm biraz azaldı ama hala kendi kendime çok mutlu olabiliyorum. Hala kendi kendime çok eğlenebiliyorum. Bir şey dikkatimi çekti. Arka sayfada şöyle bir burç yorumları yeri var. Bunu Instagram storylerimden göstermiştim. Ben kendi kendime burç uydurmuşum, tamam mı? Ecmelimsi burçlar diye. Kendi burcunuza bakmak isterseniz buradan durdurup kendi ecmelimsi burcunuza bakabilirsiniz. Terazi. Ben teraziyim.
Burcum Kuvartise, tamam mı? Ayın burcunun için Kuvartise'yi seçmişim. Uğurlu günü Salıymış. Uğurlu rengi canlı kırmızı ve siyahmış. En büyük özelliği ne acaba burada? S'yi silip sonra kararlılık yapmışım. Uyumlu burçlar Aquamental. Aquamental neymiş? Akrep. Unutum burcu. ama herhalde bunu şey yaptım yani. Teraziden çaktım bir yerden. En zayıf yönü merhametsizlik. İnanmıyorum. Arka sayfada da bunun yorumlar kısmı var. Ve yukarıda demişim ki uygun olan meslekler bilim adamı psikolog, burcun ünlüsü Ecmen Soylu, Tarkan ve Brandon. 2006 yılında psikolog olmak gibi bir niyetim yoktu. Ben psikolog olmaya lisede karar verdim. 2006 yılında lisede değildim. Ve hani burcun ünlüsü yazmışım buraya. Okey, yani dünyanın en ünlü insanı değilim ama eskisi kadar ünsüz de değilim. Açıkça söylemem gerekirse. Çok komik değil mi? Bu böyle yanlışlıkla manifest ettiğim bir şey mi acaba? Yanlışlıkla böyle istediğim şeyler oluyor mu acaba? Buna yavaş yavaş inanmaya başladım. Hele bu yani 5 yıl önce çektiğim videoyu ağlayarak izlediğim video var ya. Her dediğim olmuş falan, ben manifest ediyorum artık her şeyi. Bunu dün gördüm, inanamadım yani, şok oldum. Psikolog yazmışım buraya, teraziye uygun. Şimdi bilim adamı psikolog. Psikolog da aslında bir bilim insanıdır yani. Aslına bakarsanız. Şu Brandon da Winx Club'taki Brandon. Gerçekten çok komik. Şipşak Ecmen No. 1 Ekim 2006 haftalık dergi Ecmen Yayıncılık Hizmetleri Ticaret ve Sanayi LTD ŞTİ alanı Genel Müdür Ecmen Soylu, Genel Müdür Yardımcısı Ecmen Soylu, Yazı İşleri Müdürü Ecmen Soylu, Editör Ecmen Soylu, Reklam Müdürü Ecmen Soylu, Marka Müdürü Ecmen Soylu, Ecmen Yayıncılık, altta da adresimiz var. Hay Allah, geçen gün evde dolaşıyordum, bir baktım PC'de Emel var. Şaştım kaldım vallahi. Kocası Müjdat ile bilgisayarda klasör yapmayı, müzik dinlemeyi, yazı yazmayı öğreniyor. Aslında alınmasın ama PC desen aa Ecmel'im o nedir diyecek. Özür dilerim anne. Kocacığım ben nasıl müzik dinleyeceğim? Tamam canım, öğreteyim. Bak şuna tıklıyorsun falan da filan. 11 yaşında kendim için yaptığım biyografiyi okumak istiyorum arkadaşlar. Hey o kimsiniz siz başlığı altında. Selam, ben Ecmel. Adım Ecmel. Burcum terazi, 11 yaşındayım. Büyüyünce köşe yazarı, gazeteci olmak istiyorum. Bu alana çok ilgiliyim. Ondan yapıyorum ya bunu. Şey, fazla olmasa bile alışveriş yapmayı seviyorum. Twitter'daki biyografime yani bunu, keşke tamamen bunu yazabilsem. Full bunu yazmayı çok isterim. Favori sayfamı göstermek istiyorum. Göbek eritme başlıklı bir sayfa var, favorim. Geçen gün laptopumun karşısında, benim o zamanlar laptopum yoktu bu arada, babamın bir tane laptopu vardı ya, şu kadar falan, şöyleydi boyutu. 2006'da var mıydı o laptop acaba? Bilmiyorum. Uydurmuş olabilirim bunu. Severdim uydurmayı. Geçen gün laptopumun karşısında sayı 2 gazetemi yapıyordum. Şöyle bir kıpırdaşma sezdim. Durun bir dakika. Bu babam. Bir baktım babam çok değişik hareketler yapıyor. Sağ el yukarı, sağ bacak aşağı. Babamın bu Ramazan aldığı kiloları eritiyormuş. Hay Allah, Allah canını almaya. Herkes yorumlarda kendi burcunu yazabilir mi yorumlara? Bilelim yani. Kim ne? Önemli. Evde çok acayip şeyler var. Japonya'dan gelen böyle bir şey. Eskiden galiba bunun videosunu yapmıştım. Şu tatlılığına bakar mısınız? Ben galiba tatlı şeyleri çok seviyorum ya. Bayılıyorum böyle şeylere. Japonya'ya gitmek istiyorum. Bir şey diyeceğim bu arada, sizden özür dileyerek bir şey söylemem gerekiyor. Dedim ya böyle yukarıları göstereceğim, çekmeceleri göstereceğim falan. Vaktim kalmadı. Belki akşam gösterebilirim ama ışık o kadar kötü olur ki rahatsız olursunuz gibi hissediyorum. Şey sözüm olsun mu? Bir dahaki sefer geldiğimde buna özel video çekeyim. Ve her şeyi göstereyim. Yani birkaç tane böyle saçma sapan şey var. Evet, bu şekilde bence kendimi affettirebilirim. Gelecek sefer Ayvalık'a geldiğimde sadece odamdaki saçma sapan şeyler başlıklı bir video çekebilirim. Ve odamdaki saçma sapan her şeyi gösterebilirim size. Her şeyi. Saçma sapan her şeyi. Burada kawaii yazıyor. Kawaii. Gün gelecek hepinizi okuyacağım.
Gün gelecek hepinizi okuyacağım. Anneanneme gidiyoruz. Haydi let's go. Oo Emel Hanım, neler yapıyorsunuz? Güzel de ses oldun mu? He? Güzel de ses oldun mu? Yok, çok şey oldu, kalın oldu. Ecmel Hanım? Oldu! Oldu! Şimdi ne yapıyorsunuz? Şimdi anneanneye gidiyoruz. Bakıyorum pek heyecanlısınız. Ay gerçekten de çok heyecanlıyım. Yukarıdan inmeniz biraz geç oldu, ne yaptınız? Bu olmadı bir daha. Yukarıdan inmeniz biraz geç oldu. Neler yaptınız? Neler yaptınız? Hadi gidelim, hadi hadi. Bu fazla gelmez değil mi? Hava serin gene galiba. Ben biraz ince bir şey giydim ama benim başka bir şeyim yok. O şeyin var senin. Bej rengi, hani İstanbul'a giderken içi kırklı olan. O daha hafif. Bildiğim solgun gösterir. Lacivert kabanın lacivert. Gece serin olur. Starbucks'a falan gideriz. Ne zaman? Hadi. Belki bugün gidemez miyiz? Sen belki istersin dedim. Ayvalık Starbucks açtılar da. Dün Kaan diyor ki açıldığı gün Starbucks'ın artık CEO'su mu, CFO'su mu kim bakıyorsa finans işlerine böyle cironun artışını izlemiştir diyor yani. O kadar yoğun muymuş? O sıra hani bir dakika bile azalmadı. Bir de diyor ki hani kampanya vardı bir de bir alana bir bedava mı ne kampanya. Evet ama şeymiş, telefondan yapıyormuşsun. Telefona app'i indiriyorsun, oraya para yüklüyorsun bilmem ne. Kaan gitmiş demiş ki hani kampanya var, ondan yararlanacağım. Oradaki demiş ki artık büyük ihtimalle otomatiğe bağladı. Uygulama indirmeniz lazım. Hani falan yapmış. Kaan demiş ki var ama işte para yüklemeniz lazım ve tamam var. Ben dedim ki büyük ihtimalle işte Ayvalık'ta yaşayan sen gittin aynen. Bir alana bir bedava, sen parasını verdin. Hatta ben ne yapıyorum öyle bir durumda kendim. Diyorum ki yavrum ben bilmiyorum. Sen yapsana. Yapıver diyorum. Veriyorum eline telefonu. Büyük ihtimalle o yüzden bezmişlerdir. Öyle sürekli otomatiğe bağlamış gibi söylüyorlar diyorum. Ayvalık zor yer ya. Nasıl zor yer? Ayvalık zor yer. Emel Hanım biraz gerginsiniz. Yok Ayvalık'ım bu mevsimde bu kadar kalabalık olmaması gerekiyor. Birazcık kalabalık. Biz alışık değiliz. Biz kendi kendimize yaşamayı seviyoruz. Şuraya bak, önünde 3 tane araba var. Allah Allah. Normalde olmaz. Ya bu mevsimde olmaz. Ya bırak insanlar de yakın yerden geliyorlar. Ha, yok yakın yer değilmiş. O arada Almanya plaka var. Bir umut aramam lazım. Bir şey soracağım ona. Ya bu kadar soğuk. Soğuktaymış. Gerçekten mi? Evet. Soğuk mu açıkmış? Açmıyor mu telefonunu? Eyvah. Ne yapıyor acaba? Alıştı sensizliğe. Şimdi artık. Hadi oradan. Başımı dinliyorum Ecmel ya. Şimdi nereden çıktı diye. Anne çok çok kırıcısın. Çok çok inciticisin. Çok kırıcısın. Hep de toz pembesin. Videoyu açtığım zaman hep şov yapıyorsun. İnsanlar senin yok, gerçek yüzünü biliyor. Nasılım ben? Ben normalde nasılım? Tatlı birisin. Sence rol mü yapıyorum? Hayır. Hayır. Ben genelde hayatından memnun, mutlu. Ne kadar benziyoruz. Pozitif, seninle. Pozitif yaşamayı seven biriyim ben. Sen de çok benziyoruz. Öyle mi? Benzemiyor muyuz? Ben de kendi halimde bir insanım, değil miyim? Seni var ya, sana kurban olurum, kurban. Her gün annemle bu aşkımızı. Bizim şeyimiz, kanalımız TRT Name. Umut arıyor. Çok geç artık. Canım. Alo. Ne yapıyorsun? Dışarı mı çıkıyorsunuz? Anneanneme geldik. Ay hoş geldiniz. Hoş geldin. Bir toplantı var işte. Ha tamam. Sana bir şey soracaktım. Bir kitaplıktan bir şey göstermeni isteyecektim de hallettim canım. Merhaba. Öptüm seni canım. Hadi iyi toplantılar. Görüşürüz. Bye. Thank you. Bye. Hadi gene aradı. Hadi yine aradı ya, anne ya. Çok kırıcısın.
Çok komiksin aynı zamanda. sen gerçek bir komedyensin. Yok ya. Geçen kamerada bir şaka yaptın, o zaman anladım senin gerçek bir komedyen olduğunu. Unuttum ne dediğini ama o kadar komikti ki. Seni daha iyi. Evet. Ya. Şeyden, dedemin komikliği mi bu, anneannemin komikliği mi sizin? Dedemin. Babamın geldi senin. O toplum içinde çok canlı böyle şeydi, eğlenceliydi, öğretmen arkadaşlarıyla beraber gezilere gittikleri zaman eğlendirirdi otobüste falan böyle. Çok canlı şey, animatör gibi falan mı? Evet. Ah, tatlışlar ya. İyi, sizden de bana geçmiş. Ama ben abimden daha komiyim. Biz geldik. Zincir. Zincir vurmuş. Zincir vurmuş. Duymadılar. Zil çalmadım ya. Zili çalsana. Evet, zil de duyuyorlar. Ay, buradayız. Burada aşağıda kapıda. Duymuyorsunuz. Duyuramadık kendi evet, sesimizi. Biz geldik. Aa, hoş geldin. Anneanne. Anneanne, biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun ya. Ha, canlarım anne. Ya. Anneanne valla dinlenmiyor ya. Sonra da benim işi bitmeyen iş. Sen kendine iş çıkartıyorsun. Bizde ben dedim geçen. Ben ne yaptım biliyor musun? Hırsi. Cep telefonumu şarjda bıraktım evde. Eyvah. İyi haber, şarjım burada. Bildi her sefer bir şey yapıyorsun. Yani acelen ne yani? Acelen mi? Oturdum çocuğum. Evet. Oturdum. Yedek şarjımı almışım yani. Süpersin. Bugünün o zaman komünikatörü ben olacağım. Ne demek? Nasıl yani? İşte, ay, babam falan beni öğrendi. Ha, tabii. Ya yani, communication. Yeah, communication, that's right, yeah. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz yani? İyiyiz be, ne yapalım? Anne, bir şey düşürdün. Annem bir şey düşürdü. Yo. Düşürdün işte, gördüm. Nerede? Bak arkanda. Şunu düşürdün. Bunu düşürdün. Nereden düşürdün? Bilmem. Herhalde oralarda bir yerdeymiş. Bu mesleği kendisi de ise. Ben çok mutlu oldum. Kızım benim mesleğimi seçti. Psikolog oldu. Ama yine öyle. Aynen. Psikolog gene. Psikolog kendisi. Ya yani, psikolog da yapacak bir şey yapmıyor mi? İşini, onu söylüyor. Ama yapmıyor ama yani. Olsun. Adı o. Okumuş ya. Ne okumuş. Okumuş ya, önemli olan o. Önemli olan o tabii. Sıkıştı mı yapacak işini. Hayır, çok iyi bir psikolog olabilir de. Olabilir yani. Olabilir. Gerçekten çünkü çok iyi. Çene çok. Yok. Yani, anneanne, soranlara torun ne iş yapıyor dediğinde ne diyorsun? Bana öyle susuyor. Niye susuyorsun? Enevrim. Bilemiyor musun ne? Hani bilemiyor musun? Bak, deden ne diyormuş? Dede, sen ne diyorsun? Ben kızım psikolog diyorum. Aa, ama nerede çalışıyor kızı diyorlar? Kızı gibi psikolog diyorum. Nerede çalışıyorsun? İstanbul'da diyorum. Ne? İstanbul'da diyorum. O kadar. Sormuyorlar nerede, ne ya? İstanbul'da. Sanki yasaklı bir şey yapıyor. Susuyorum. İşte okuyor mu diyorlar. Yüksek lisansı yapıyorlar mı? Aa, yapıyor diyor. Hepsi uyduruyor bir şeyler. Vallahi sebat falan soruyor hep yani. Ben psikoloji mezunu, YouTube kanalı var diyorum. YouTuber diyorum. Aa, ne üzerine YouTube kanalı? İşte her şeyden söz ediyor diyorum. Genelde diyorum günlük yaşantısı, ilgi çektiği alanlarda konuşuyor diyorum. Ha. Aynı zamanda reklam alıyor. Instagram kanalında da takipçileri var diyorum. Yapmıyor mu işini? Yok, yapmıyor diyorum. Benim mesleğim biz bilelim. Kameramanlık. YouTuber. YouTube. Kameraman. YouTuber. Ne çekiyor? Kendimi çekiyorum. Ha, sizi çekiyorum bak. Evet, bizi de çekiyorsun. Doğru.
Görüyor millet zaten bir ara şeyde. Doğrusunu cevap veriyoruz. Yani telefonda görüyorlar onu. Onun ne iş yaptığını. Evet, evet canım. Çünkü yani görüyorlar. Bu iş, ay kötü bir şey mi yaptı? Bu görsünler işin bir devamlılığı var mı? Kötü bir şey değil görsünler. Tabii kötü bir şey değil yani. Ben şimdi onu düşünemiyorum. Şey. Bilemiyorum. Orman hatta diyorlar. Yok. Yani arkadaşı, açıklama bunu, yapamıyoruz. Arkadaşı var mı? Soranlar. Yanında bir, diye. Evet. Ya, düğünde çok büyüyenler olmuş şeyi. Evet. Kime? Umudu. Öyle mi? Valla haberler sende. Bana kimse öyle bir şey söylemedi. Bu da komşular. Komşular soruyor. Komşular yani. Söylüyor. Hı. Avukat eşi diyoruz ki sözlüsün nişanlısın. Çocuk ne iş yapıyor? Avukat diyorum. Avukat dedi. Tabii eğer yaşıyorsan şeyden ecberden haberler. Evet. O yönden bir yalan değil. Ama yalan gerçekten mı? Avukat değil mi çocuk? Ya, bir şey demedim canım. Yalan mı dedim ben? Yalan yapmıyor mesela. Başka? O da ecmerle aynı mesela yapacaklar herhalde. İnşallah başarılı olurlar. Ya el birliğiyle doğru bir başarılı olacaklarının kanaatim var. Öyle olur zaten. Yetenekli evet. Çocuklar evelallah. Evet. Her şeyin üstesinden gelirler. Az önce çektiğim evelallah. İki dakika hayatımda çektiğim en komik sekanstı. Sen herkes, böyle dönüyorsun. Herkes konuşuyor ve başka bir şeyden bahsediyor. Çok iyiydi. Bu sevdiğim bir görüntü ama. Nasıl yavrum? Bu yani. Bu sevdiğim bir görüntü. İşte özlediğin çünkü anneannenin klasiği. Okuldan geldikten sonra dershaneye gitmeden burada bir de. Tam burada otururdum. Hep de gelince burada otururum zaten. Burada otururdum. Burada. Televizyon şuradaydı. Buradaydı aa. Televizyon. Orada değildi. Televizyon olabilir, buradaydı. Olabilir. Ben şey izliyordum burada. E2'de mi ne? Merlin vardı. Onu izliyordum. Bu ne zaman? Ortaokulda, 8. sınıfta galiba. 8. sınıfta biz sabahçıydık. 8'de. Tam gün değildi değil mi burada okulun seyahat? 8. sınıfta biz sabahçıydık. 7'de olabilir bilmiyorum ama sabahçıydım diye hatırlıyorum. Çünkü öğleden sonra Uğur dershanesine gidiyordum şurada. Evet işte 8. sınıfta tam liseye hazırlandığım sene. Buraya geliyordum, yemek yiyordum. Biraz yatıyordum, Merlin başlıyordu. Merlin tam bir saat sürüyordu yani. Başlaması bitmesi aha, tam bir saat sürüyordu. Ama. Hiçbir bölümün son 15 dakikasını izleyemiyordum çünkü... Dershane. Evet, dershane tam o zamana denk geliyordu. Hiç ve şöyle bir dizi, her bölümde farklı bir olay oluyordu ve onu çözüyorlardı. Tam da son 10 dakikasında çözülüyordu. Çözümsüz. Hiçbir bölümün son 15 dakikasını izleyemiyordum. Sonra izlemiştim hepsini. Ben hep buradaydım. Akıtma gelecek şimdi. Ha. Zeytinli geldi. Helal olsun bak kaç yaşında hala. Gerçekten ya. Bak ben üşeniyorum. Yok anne sen kendini aşağılama. Sen de hiç üşenmiyorsun. Yapıyorsun her şeyi. Cidden herkese ya anneannemle... Bak. Akıtmalarım. Cidden herkese sizin gibi yani. Anneannem, dedem senin gibi bir yaşlılık diliyorum kendime de. Aktif yani sürekli bir şeyler yapıyorlar, uğraşıyorlar. Öyle dinç kalıyorlar ama yoksa hasta olurlar. Anneannem diyor zaten ben çalışmasam evde işte hastayım, belim ağrıyor, herhangi bir yerim ağrıyor deyip de kalsam kesinlikle kalırım yani şey yapamam. Evet. Ayakta kalamam. Beni bağlayan bunlar. Evet. Ben kızıyorum ona bazen işte çok yapıyorsun hamur işine, çok düşkünsün, yapma yapma. Beni hayata bağlayan bunlar diyor. Doğru diyor. Evet. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Bak zor yürüyor, kemerini takmış. Yok yürümüyor, çok güzel. Kemerini takmışsın diyorum. Başka türlü iş yapamam biliyorum. Biliyorum işte. Evet. Evet, kızım, süper. Kızım ellerine sağlık. Bak. Nerede akıtma, şeker? Akıtma yaptık. Şeker, şeker. Ha bir de şekerli yiyeceksin. Ben bunu şekerli seviyorum. Küçük. Maşallah. Anne reçel var ballar. Ben son bir ayda almadığım şeker intake'ini az önce anneannem tek seferde götürecek. Ben ne güzel zayıfladım. Aha. Ama anneannem her hafta bir şeyler yapıyor. Benim küçük, kanıma giriyor. Küçüklerden sen spor yapsan gene verirsin. Gene alıyorum.
Bu vişneler çekirdeği değil mi acaba? Çocukken sana çok yapardı bunlar. Evet. Şeye giderken, hem bilhassa lisede gelmiş arkadaşlarına getirmiştim. Çok güzel olmuş. Gidince öpüyorum. Ararsın annem. Selam. Umut'a da selam. Tamam, çok selam. Sizi çok seviyorum. Biz de sizi. Ben öğlen gibi evde hayat, olacağım. Hayat böyle, ne yapalım? Tabii canım. Ver yaşa. Hadi yavrum. Hadi. Hadi yavrum. Kendinize iyi bakın. Siz de. Hadi, hadi. Bu kapıda bir sorun var. Zorlu açılmıyor değil mi? Evet. Hoş geldin canım. Hadi bin. İbrahim'e selam dedim. Bakmadın hiç. Bak baktı. Buraya da bir selam ver bari. Nereye? Buraya. Burası neresi? Ben. Canikom benim. Ama bak selam bak. Vermen lazım. Ha. Aman kaza yapmayalım bu esnada. Güvenlisin, maskeni çıkarabilirsin. Yok. İyi manevra yaparım, merak etme. Biz bir şey yapmadık, sen ne yaptın? Ne yapayım bir tanem? Bazı günlerim ben ve mide bulantım arasında verilen bir savaştan ibaret. Midemin şu anda bulanması için hiçbir sebep yok. Şu anda bulanman için hiçbir sebep yok. Lütfen sakinleş, tamam mı? Şimdi valizimi hazırlıyorum. Yarın saat çok erken bir saatte. Çok erken kalkmamız gerekecek. O yüzden kamerayı falan da toparlayacağım. Aslında bu vloga biraz devam edeceğim. Yani İstanbul'a gidene kadar devam edeceğim buna. Rahat taşımak için şu mikrofonu falan çıkartayım. Günaydın. Hiç günaymış gibi değil ama hiç günaydı gibi hissetmiyorum. Gün ne zaman ayacak onu da bilmiyorum. Hazır mısın? Günaydın. Gidiyorum ben. Gidiyor musun artık? Gidiyorum. Tıra bak, yüzüm şişmiş. Her yer hazır değil mi? Bir şey de unutmadım herhalde. Gülendirin. Botlarımı çıkarttılar havada. Aşkım hoş geldin mi? Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin Nihar. Yüreğime. Boş verme. Evi çok güzel çekip çevirmişsin. Ellerine sağlık canım. Helal. Hepsi son günde oldu diyor. yok güzelmiş. Bu arada bunu görmedim sanmayın. Çok iyi değil mi? Çok güzel. Ya. Derinciyim. Teşekkür ederiz. Bak şey. Heh. Kokla. O kadar güzel bir yumuşatıcıyla yıkamışlar ki. Oh. Hala kokuyor. Şey gibi kokuyor. 2 hafta oldu hala kokuyor. Ev gibi kokuyor. Evet. Aile evi gibi kokuyor. Şu domatesleri çok yedim Ayvalık'ta. Annem yapmış. 2 tane kavanoza böyle koydu. Bavula. Gelirken ikinci şeyden geçerken havaalanında aramadan ne o? X-Ray'den. Hanımefendi kavanozlarda ne var dediler. Ben dedim ki domates. Sonra dediler ki salça mı? Ben dedim ki yok kuru domates. Afiyet olsun. Tamam. tamam ben afiyet olsun aynen. Gelirken komik bir şey daha oldu ama anlatacaktım sana unuttum. Yanındaki çocukla alakalı. Yok değil. Yanımdaki çocuk çok tatlıydı. Çok bir ara bir Pepe izleyeceğim diye çıldırdı. Ama
Yine de. Mişadan güneş kremi söylemiştim. O gelmiş. Hepsi burada hediye yollamıştı. İçin çok güzel şeyler var. Kahve paketi gibi bir paket. Bir de battaniye var. Son bahsettiği gibi biraz. Evet, çok güzel. Kahve demleyip sarılıp. Hyaluronik asitliği bir sıkılaştırıcı ve ince kırışıklık karşıtı. Neymiş bu? Bakım ürünü. Hmm, serum gibi bir şey. Şunun tadına bak, limonun güzel mi var? Ne bakayım? Aa, ne tadı var biliyor musun? Hiç çağla yer miydin? Çağla tadı var ya bak. Çağla tadı geliyor. Şok oldum. Nasıl geliyor bu? Çok iyiymiş. Çağla, ekşi çağla tadı geliyor. Evet, bayağı düz çağla. Şok oldum. Isırırsın sulu sulu, evet. Tam o dışındaki yeşil şeyin tadı geliyor. Evet. İçindeki bademin değil de. O içindeki badem yenmez zaten. Yenmez mi? Sen yer miydin? Tabii ben ekşi... kütür kütür. Eww, ekşi iğrenç bir şey, acı. Acı güzel seviyorum ben. Hayatta yemezdim ben. Ben çok severdim. Şimdi bir vlog kamerası aldım. Dışarıda daha fazla video çekmek istiyorum. Bu kamerayı alarak gerçekten manifest ettim yani. Yurt dışına çıkacağız ve güzel vloglar çekeceğiz. Sadece yurt dışında değil yani, gezeceğiz. Ailemin kesinlikle yanına gideceğiz, gezeceğiz bilmem ne falan. Böyle bir adım atarsam belki devamı gelir diye düşündüm. Küçük bir kamera aldım, şimdi buna geçiş yapacağım. Deneyelim. Hay. Hay. Acaba nasıl bilmiyorum. Şimdi ben bunun ayarlarını yapmalıyım zaten. Evet. Şu an bir tık farklı bir ayarda. FPS'i falan da bir değişik. Fokuslamasına bakalım. Oo. Bir anda fokus değiştiriyor mu? Evet, bayağı güzel fokusluyor. Çok iyi. Oo, çok iyi. Tamam. Şunu, ben bunun videolarını falan izlerim. Bakayım. Beğendim. Şeyden sonra, büyük kameradan sonra, evet, hem çok hafif geldi hem küçük geldi. Çok hoşuma gitti şu anda. Çok güzel. İnşallah sesi güzel alıyordur. Ekrana bakıyorum şu an. Ekranda bir şeyler var da. Yüzümü o kadar pürüzsüz gösterdi ki şok oldum. Burada en azından çok güzel gözüküyor şu anda. Ayarlarını yapacağım. Otomatikte bırakmam genelde böyle şeyleri. Bakalım, azıcık gezelim. Bu arada diğer kamera da çok güzel bir kamera. O da iyi bayağı yani. Çok güzel gözüküyor. Beni zorlayacak tek şey, ben kameranın lensiyle oynayıp yakınlaştırmaya çok alışkınım. Bunda... Tuşla. Bunda çok... Oha, bu ne biçim yavaş bir zoom. Çok iyi, çok dramatik. Bak bak. Onu ayarlayabiliyorsun ya belki. Hızını mı? Evet. Bilmiyorum. Ben böyle tak tak direkt yapmaya çok alışkınım. Şundan. Şuradan. Tak tak tak. Ama şunun bak, büyüklüğüne bakar mısın yan yana? Yan yana baksana. Çok komik ya, ben zaten mağazada elimle de şey yapmıştım. Bakmıştım. Çok komik. Çok iyi. Bununla şey yaparız. İki kameralı çekimler. Nasıl? Telefonu da koyarız. 3. Oha. Senin telefonunu da koyarız. Var. Hayatımda ilk defa avokadodan çalı tadı alıyorum. O ne? Ha, çekirdekleriymiş. Ekelim mi onları? Çok iyi. Ben kuru domatesimi de alacağım. Getiriyor mu? Şuyu açıyorum, ilk çabuk bitsin. Aç canım. Hı? Aç canım. Elim sürekli şuraya gidiyor. Şöyle yapmak için. Bak şimdi, sana fokuslu. Tak bana fokuslu. Tak sana. Tak bana. Tak sana. Tak bana. Çok iyi. Beğendim. Bunu bir kaseye falan koymalı mıyım? Buradan yer misin? Oradan alırım. Saat kaç? 11'i 10 geçiyor. Ben bu videoyu bitireceğim galiba. Hatta şu an bitireyim mi? Şu an bu videoyu ben bitireyim. Zaten çok karma karışık gibi. Bu videoda bir yer var, bir kısım var. Anneannem, dedem ve annem konuşuyorlar ve üst üste konuşuyorlar. Biri burada oturuyor, biri burada oturuyor, biri burada oturuyor ve hani sürekli kamerayı döndürdüm. Kesmeden koyacağım orayı. Çok komikler. Gerçekten çok komikler. Senden bahsediyorlar. Akrabalardan bahsediyorlar. Başka bir şeylerden, benden bahsediyorlar. Ve hepsini aynı anda yapıyorlar. Hepsi. Ayrı bir
muhabbet içinde. İşte akrabalar seni çok beğenmiş, onu anlatıyor. Teşekkür ederim. Abinin düğününde seni izlemişler, çok beğenmişler. Tamam, kapatayım o zaman bu videoyu. Bugün editleyelim de kanala koyalım. Ay, ben bu kamerayı çok sevdim ya. Güzel güzel videolar çekerim bununla. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Vlogları çoğaltacağım. Görüşürüz. Ay, bakar mısın ya, ne kadar güzel çekiyor. Bir gelsene. Bir dakika, şunları koyup masaya geleyim. Elimde limon kaldı çünkü. Baksana. Bayağı güzel.